4 ayda, 20 yılda çıkaramadılar aday isim. Ha. AKP iktidarında yaklaşık 20 yılda başbakan adayı çıkaramadılar. Son 11 yılda Kemal Bey döneminde cumhurbaşkan adayı, başbakan adayı çıkaramadılar ya. Karşı tarafın adayı her zaman belli ama 20 yılda aday çıkaramadılar. Her şeyleri son dakikada. Ee, Ekmeleddin İhsanoğlu'nu toplumda tartışarak mı çıkardılar? Geçmişlerine bakalım, siyasi profillerine ve ...davranış profillerine bakalım... ...geçmişe bakıp yarını görüyoruz... ...yani insan insanoğlunu... kamuoyu önünde tartışarak... ...kamuoyunun rızasıyla mı çıkardılar... ...şimdi bu konuda da tabi bilimde... ...çok ayrıntı, ayrıntılı tartışmalar var... ...bilim insanları arasında... ...otorite, mesela parti otoritesi var ya... ...genel başkan... ...otorite rı, rı, rızaya mı dayanır... ...yani bir rıza gösterir mi kitleler... ...yoksa tahakkümcü müdür... ...diye böyle tartışmalar var önemli kişiler. Gadamer diye bir sosyolog var. O söylüyor. Foucault başka bir şey söylüyor. Şimdi CHP'nin siyasi kendi iç iktidarında ona iç mekan iktidarı diyebiliriz. İç mekanı yani parti içini, parti koltuğunu kurtarmaya çalışan bir parti. Öyle anlayış var. Burada iç mekan iktidarında otoriteye ya da rızaya dayalı mı diye bakıyoruz otoriteye dayalı, halk üzerinde tahakkümcü bir siyasi yapısı var CHP'nin. Yani sosyal demokrat, Atatürkçü tam tersi olması gerekirken toplum üzerinde tahakkümcü bir yapısı var. <laughs> Diyor ki Ekmelet İnsanoğlu oy vereceksin. Ya tahakküm, tahakküm değil mi bu? Hegemonya kuruyorsun toplum üzerinde. Hani millet iradesi önemliydi. Nerede kaldı millet iradesi? Ekrem İmamoğlu İstanbul aday olurken duyduk mu adını? Bir gün fotoğrafları gördük. Evlerine gitmişler. Ekrem İmamoğlu'nun ailesi, babası. Affedersiniz e, yani son dakikada milleti gene dış dışlayarak yapılan bir görüntü. Fotoğraf çıktı. Yani milletin, toplumun, CHP'li seçmenin, tabanın rızası var mıydı burada? Yoktu. Bir tek Mansur Yavaş'ın adı geçiyordu. Daha önceki seçimde de vardı. Mansur Yavaş müthiş bir... E, başarılıydı. Bir önceki seçimde kazanmıştı aslında. Kamuoyu Ankaralıların ve Türkiye'nin zihninde bu yer etti ve doğrudur da. Ben de öyle düşünüyorum. Bir önceki seçimi de kazanmıştı aslında. İşte ne olduysa trofaya kedi girdi falan filan derken Mansur Yavaş kaybetti. Mansur Yavaş'ın adı son seçimde de adı vardı. Ama Ekrem İmamoğlu son dakikada çıktı. Ekmelettin İnsanoğlu son dakikada çıktı. Bunlar CHP'nin yönetimi Atatürk'ün kemiklerini sızlatan tahakkümcü, halkı dışlayan bir yönetim. Ya sen adayını seçmeninin, kendi üyelerinin, delegelerinin, delege saymayalım onları ama kitlelerin e, rızasına niye sunmuyorsun? Razı mıyız bakalım biz senin adayından? Ondan sonra da zorla, rahmetli Erbakan dediği gibi kerhen, zorla oy veriyoruz. Bunu biliyor politikacı. Evet. Bana mecburlar diyor. Ya bu bir dayatma değil mi bu? Yani son dakikacı bu böyle. Yani Hep böyle oldu herhalde. Yani bunların siyasi profilleri bu efendim. Yetişmez diyorum. Hiçbir şekilde yetişmez. 20 yılda aday çıkaramadılar. 4 ayda mı çıkaracaklar? Aynen öyle. Ee, şimdi Abdülkadir Bey'in şeyini de söyleyeyim bir tane. Şimdi görüş yani ciddi anlamda şu olsun bu olsun diye böyle açık net bir konuşmanın geçmediğini bütün bu olan bitenden anlıyoruz en azından. <laughs> Çünkü bugüne e, kadar konuşulmaması normal, buluyor musunuz bunu? Normal bulmuyorum, yanlış buluyorum. Hatta da onu söyledim zaten. Yani bana göre çoktan Ya şu sıralar konuşulmalı, Kasım Aralık Ocak gibi açıklanmalı. Kişi de bir yıl seçim için çalışmalı. Aday diye ortaya çıkarılmalı. Ha, yani şimdi Kılıçdaroğlu'nun yani stratejileri politikaları mübarek olsun. 2011 yılında, bakın biz konuşuyoruz da ben size bir şey hatırlatayım. 2011'de seçime gidiyordu Türkiye. 2010 yılında Kemal Kılıçdaroğlu büyük umutlarla CHP'nin başına geçti. Herkesin unuttuğu bir şey hatırlatayım. Şimdi. Gandhi Kemal dönemleri. Efendim? Gandhi Kemal dönemleri. Evet. Gandhi Kemal geldi, bu iş bitti. Tayyip Erdoğan gidiyor falan filan yer gök inliyor. Tamam mı? Biz de bir araştırma yaptık. Ben de o sıralar 25 senelik araştırmacıyım, siyasi analistim, siyasi danışmanlık yaparım. Ben ölçtüm, biçtim. Bir şey çıkmaz. Gelmiyor. <laughs> Olmaz. Bu maya tutmaz. Anketi de yaptım, gördüm. Dedim ki bu seçim 25'e 50 biter. Kemal Kılıçdaroğlu 25 alır, Tayyip Erdoğan 50 alır. Habertürk'te açıkladım. Tamam Bunu o zaman. Birçok gazetede bana çok kızarak ve eleştirerek bu haberimizi eleştirdiler. O açıklamam ve anket sonuçlarım Twitter hesabımda medya kısmında da var. Haber şeyi olarak. Tamam mı? O sıralar bu iş bitti diye bakıyor herkes. Kılıçdaroğlu hak çocuğu geldi. 35 alacak. Tayyip Erdoğan'ı da 35'lere düşürecek. Sakin güç falan. Evet. Bir sürü isimler takılıyor. Neler duyduk ya bu millet. Bakın bakın. <laughs> bu millet neler yaşadı ya. 2011 seçimi. 25'e 50 dedim ben. Soner dedi daha doğrusu. Seçim oldu. 25'e 50 bitti. O büyük umutlarla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu %25 aldı. Tayyip Erdoğan da 50 aldı. Rekor bir farkla seçimi kazandı tamam mı? Ben o seçimin sonunda da Yine bir başka kanalda isim vermeyeyim, o da kayıt altındadır. Dedim ki bu ülkede en az 10 yıllığına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asla deviremezler ve her seçim çift misli fark yerler. Aynen bu tabiri kullandım. Her seçim 10 seçim oldu aşağı yukarı. Çift misli fark yiyerek bir dünya rekoru kırdı Kemal Kılıçdaroğlu. Tamam ben bunu 11 yıl önce ilk geldiğinde ilk seçimden önce söylemiştim. Şimdi söylediğimiz aynen çıktı. Hepsi de kayıt altındadır. Şimdi bu stratejilerle, bu gidişle, bu tarzla ben onun için hani zaman zaman konu geçtiği zaman iyi Parti'yi ayırıyorum CHP'den. Niye? E o da iki buçuk yıllık parti. Bir göreceğiz. Yani neyi yanlış yapıyor, neyi doğru yapıyor. Ölçeceğiz, biçeceğiz. Şu ana kadar kurmuşlar tak. Ha rekor evet Cumhurbaşkanı Erdoğan da kurduğu parti tak diye 34 almış ilk girdiği seçimde. Ama bu partide ilk girdiği seçimde yüzde onu bulmuş. Şimdi de yükselişte. Burada ikisinin geliştirdiği stratejinin zorluğu şu. Birisi dünya mağlubiyet rekoru sahibi bir lider. Bakın dünya mağlubiyet rekoru diyorum. Dünyanın 135 demokrasi ülkesinde eşi benzeri görünmemiş bir mağlubiyetlerin sahibi. Her seçim çift misli fark yiyen bir lider. Diğeri ise yeni kurduğu partiyle bir şeyler üretmeye çalışan bir lider. Buradan çıkacak stratejinin zorluğu şu. Yüzde yirmi küsürle işte o dünya mağlubiyet rekoru sahibi kişinin partisinin oyu daha fazla. O da CHP diye fazla yani Atatürk. Hani Atatürk Ceketini assa bile e, CHP %20'yi zaten alır. Hani kimi koysanız 23 alır. Kimi koysanız oraya 23 alır. Bak kimi diyorum kimi. Deniz Bey kaçta bıraktı bu civarda? Deniz Bey 25 civarıydı, 24 civarıydı Aynen. o civarda. Tamam 11 seçimde. Deniz Bey'i niye eleştiremiyorum? Eleştirmiyorum. Çünkü partiyi o sıfırdan bir daha kurdu. O sırada CHP ile DSP vardı. Doğru. Kurdu 4 aldı, 10 aldı. Yani o bitti, tarihe karıştı denilen sıfırlık CHP'yi aldı çıkartıp 25'e getirdi. DSP niçin Baykal'a CHP şeye çıktı. Doğru. Yoksa Baykala özel bir şahsi e, sevgi duyduğumdan değil. Dürüst bir analiz sonucu eleştirmiyorum, eleştiremiyorum. Hayır, yani büyük iddialarla gelen bir isim 11 seçil üzerine bir şey koyamıyor. Koyamadığını bırakın. Vahim nokta bu. İnanılmaz fark diyor diyorum size. Dünya mağlubiyet rekoru diyorum. İnanmıyorsunuz ya. <laughs> İnanıyoruz canım. Ya dünya mağlubiyet rekoru diyorum sen. Guinness'e girer. Guinness rekorlar kitabına girer ya. Doğru 15 Aa, seçim. İnanın buna ya. Dolayısıyla buradan çıkacak stratejinin zorluğu bir taraf kıvranıyor. Yani mesela Cihan Paçacı nazikane bir açıklama yapıyor, uyarıyor. Kılıçdaroğlu 5 aydır Cumhurbaşkanlığına soyunmuş. Videolar yapıp duruyor. Ey gençler size şunu vereceğim, bunu vereceğim. 11 yıldır anlattığı şeyleri biraz değiştirerek Birileri akıl veriyor işte gençlere hitap et, şuna hitap et, buna hitap et. O zaman sizde CHP kanadı netleşmiş gibi görünüyor diyebilir misiniz Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda? Evet. Çünkü biraz önce e, Melih CHP değil, karar verdi. Ben... ben isim doğru. verebilirim Başak Hanım. Ben söyleyeyim bitireyim o, o Melih Bey de pardon. Söyleyeyim. Bakın. Hakan Bey daha da hani hayır, Hayır yapı. doğru. O isimleri Dört, bir saysın siz tamamlayın. Ama bir şerh koyacağım. Ha, er, 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 Kılıçdaroğlu. Erdoğan Toprak, tamam. Tunca Özkan, Bülent Tezcan, Bülent Kuşoğlu. Bu dört isim Kemal Bey'e aday olması gerektiğini söylüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da söyledi galiba. Yani tam parti merkezinden Aynen, o değil ama. O açıklama yaptı. Olmalı evet, diye. Evet. Bu dört isim partide Kemal Bey'e aday olman gerekir diyor. Hmm. Ve biz hani PR'i anketlerle, geri bildirimlerle ne eksik tamamlarız diyor. Kemal Bey ikna ediyor ve ondan sonra Kemal Bey birinci tekir kullanmaya başlıyor zaten. Tamam, evet doğru ama yani ben de şunu diyorum. Görünüş... Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sırf CHP genel başkanlığını Kaybetmemek uğruna Hani CHP ölse bitse gene orada genel başkan kalacak Çünkü öyle bir şey var Kaybetmemek için Koltuğu adaylığa Ciddi soyunmuş gibi gözüküyor Tamam mı? Orada katılıyorum Koltuğu kaybetmemek Genel başkanlık koltuğunu CHP genel evet. başkanlık koltuğunu Evet doğru tamam. Çünkü başkasını aday gösterirse Artık en yakını bile der ki ya bir insaf Allah aşkına ya derler ya 11 seçimdir dünya rekoru kırdın. Bak burada bir İmamoğlu geldi İstanbul'a aldı. O bir adam Muharrem İnce geldi 31 aldı. Sen yüksek oy alanı çütlüyorsun, gönderiyorsun. E sen ne yaptın? Hiçbir şey. Dünya mağlubiyet rekoru kırmışın. derler. Bunlara muhatap olmamak için kendi aday oluyor. Niye aday oluyor? Seçimi kaybetti diyelim. Kaç da kaybeder? Oraya kimi koysanız 44 alır. Bu ekonomide, bu gidişatta. Cumhurbaşkanı Erdoğan en parlak döneminde 52,5 aldı. Yani kaldı. o karşılık e, teorist. hareketle 40'ı evet. evet. 44, ya kimi koysanız Doğru. 44 alır, kimi kimi. E Aşk. Kemal Kılıçdaroğlu da 44 alır aşağı yukarı. 44 alınca da dönüp diyecek ki Kemal Kılıçdaroğlu. Başarılı oldum. Arkadaşlar ben ilk defa 44 aldım, yerimde dururum, ben güzel oy aldım der. Bunu diyebilmek için de aday olmak zorunda, koltuğu kaybetmemek için. Peki. Ha bir tek şerh koyuyor. Eğer vicdan, onur, haysiyet, şeref ağır basıp da siyaset dünyası ve kamuoyu Bir dakika. Yeter. Kazanacak veya daha fazla oy alacak adamı lütfen Allah aşkına aday göster derlerse tekrar ediyorum. Vicdan, haysiyet, şeref ve onur ağır basarsa yani onun için orada ben İyi Parti'nin serzenişini ittifak açısından haklı buldum. İşte orada Cihan Paçacı'nın ve Akşener'in nazik dillerle yapma etme, kazanacak adayla gidelim şu seçime diye uyarıları ve kamuoyunun aklı olan, vicdanı olan insanların dur kazanacak, daha fazla oy adamı çıkar söylemi ağır basarsa Kılıçdaroğlu e ne yapayım pek Diyebilir, diyebilir. O koltuğu kaybeder. E i̇şte artık yani ha. Ne <laughs> dedi, diyeceğimi dedim. Yani bunu niye söylüyorum? Diyeceğimi dedim. <laughs> ama ama bunu niye söylüyorum? Ee, şimdi e, Muharrem İnce yüzde 32 ile oradan kalk demedi mi? Seçimi kazanamadı halde kalk oradan dedi. Ben senden çok evet. aldım. Evet ben yedi sekiz evet. puan üzerinde aldım dedi. kalk oradan dedi. Parti de dedi. Parti de pa dedi. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi. Delege imza topladı. Parti nedir? Delegedir. Parti delege Doğru. değil midir ya? Partiyi Doğru. delege temsil eder. Genel başkanı delege seçer. E, tüzükleri delege oluşturur. Doğru mu? Doğru. Her yerde bu böyle. CHP delegesi de ver ona dediler. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi alnının akıyla dedi ki yeter dedi 10 seçimdir. Sen dünya rekoru kırdın. Lütfen bak senden 8 puan fazla almış insana ver dediler. Hayır gene vermedi. 80 kişinin imzası, çeşitli vaatler, elem terapiş, ki, kem gözlere ki, şiş, 80 kişinin ki, imzası geri çektirildi. Ki, Hileyle o, o kuruta iptal edildi. Ki Muharrem Bey sonra dedi ki, eğer, üstelik hani böyle, e, e, araçları giydirip, Türkiye'yi gezerken, e, ki ben de konuştum ve bunu yazdım, dedi ki, eğer, CHP'de üyeler genel başkanı seçse, bugün, Kemal Bey dese ki ya tamam üyeler seçsin genel başkanı dese ben parti kurmam. Giderim yenilirsem de öper başıma koyarım ve derim ki tamam. Kemal Bey'in genel başkanı eyvallah. Ama ben alacağımı biliyorum. Ama çok Ü sayıda üle, e, üyeyi manipüle edemiyorsunuz. Ha. Delegeyi kolay manipüle, e, ha, manipüle. E, ha, Bravo aynen öyle. Evet. Delegelerin nasıl manipüle edildiğini de onu zaten İhan Cihaner er son kongrede anlattı. Tehdit edildi bir şekilde. Yok şey dedi. Delegelerin birçoğu dedi ya işte CHP'li belediyelerde çalışıyor. Tabii tabii. Ya işte belediyelerden iş alıyor. Ya genel merkez konusunda BD meclis üyeliğine ikna edildi ve bunu İlhan Caner söyledi. İlhan Caner dedi ki çünkü ben dedi aday açıkladı açıklarken sayıyı bularak açıkladım. Yani telefonla imza verecek misiniz e, falan. İlhan Cihaner'in başına Sonra gelen. vazgeçtiler. Evet, evet. Evet hadi İlan Bey anlatıyorum. İlan Cihaner'i anlatıyorum. Evet anlatıyor. tamam işte. Sonra dedi ya vazgeçtiler. Yapamıyorsun çekil dese evet, dünyanın evet. en kötü adamı oluyor. Tabii. tabii. Dolayısıyla hani e, şimdi e, doğal olarak hani e, ya Kemal Bey böyle de yapsa böyle de yapsa olmuyor ama sonuç böyle durum tahlili yaptığımızda yani eğer kendi aday değil de başka bir isim aday olursa ama CHP ile e, genleri uyuşan biri. Yani daha açık haliyle söyleyeyim. Mesela Sayın İmamoğlu olursa e, genel başkanlığı kurtaramaz Kemal Bey. Yani İmamoğlu her halükarda e, genel Başkan olur. Siz diyorsunuz ya Kılıçdaroğlu. Ama İlhan Bey olsa kesici. İlhan Kesici olsa Mansur Mansur Bey olsa o olmaz. Niye? Çünkü genetik kod itibariyle zaten hani CHP ile çok ilişkili değiller. Böyle bir iddiaları da yok. Ama Ekrem Bey için aynı şey söz konusu değil. Genel başkanlık gider. Ha aday olmazsa ne olur? bence aday olmazsa bunu izah çok zor. Yani iki Kuşları tane... Kılıçdaroğlu'nun aday yani olmazsa diyorsun. Olmazsa da izah edemez. Çünkü iki kere bu şansı elin tersiyle itti. Biri Ekmelettin İhsanoğlu gibi bir icat çıkardılar. Ki seçmen hala öfkeli. Nereden çıktı diyor. Ki en yani hakkını teslim edelim. Mesela Muharrem İnce en çok tepki gösterilerinden biri. Ama rica ettikleri için kamuoyuna açmadı bunu. O dönem en çok tepki gösteren ve doğru değil diyen isimlerden biri. Hakkını teslim edelim. İkincisinde İkinci de elinin Muharrem'in canın adaylığı. Evet ikincisinde de e, Muharrem Bey işte Abdullah Gül çatı aday olmamalı diye şehrini zaten koyuyor. Ben adayla hazırım diyor ki olmadı çatı aday. Meral Hanım ben adayım dediği için o çatı formülü tutmadı. Çünkü Abdullah Gül istinasız çatı aday olmam lazım. Tek aday olursam. Olmadığı için de... Kılıçdaroğlu onun aday olması için de çok çırpındı. Çok çırpındı. Aa, ne ne yaptılar? Muharrem, Anlayın. Yet, yani. Muharrem İnce'ye Anladın, dediler ki... yılın sebebi bu, bun, bunlar ha, işte. Muharrem İnce'ye ki gel, kurtar. O da ya ben 17 yaşından beri CHP'liyim bu görevden kaçmam benim için onurdur dedi. Ve 3 ayda yapabildiğini yaptı. Şimdi mesela o dönem Muharrem değildi de, Kemal Bey niye aday olmadı? Gerekçeyi şöyle açıkladı. Ya bir genel başkan aday olması doğru olmazdı. Ama şimdi... Tabii ki o değil. Tabii. Ya Melik bir e şey hatırlatayım. O, şimdi olsam Buyur, bunu Nurki nasıl izah Şey söylüyor. Buyurun Ülkü Bey. Bir şey hatırlatayım ya da sorayım Melike. Şimdi İstanbul'da ya İstanbul politikalarını da öğrendi Melik. <laughs> Yanlış mı hatırlıyoruz? Kemal Kılıçdaroğlu bir dönem İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday oldu kaybet, kaybetmedi mi? Evet aday oldu ve kaybetti bu da Bunu niye gündeme getirmiyor kimse? Yani, Doğru. İstanbul'u bile kaybetti Kemal Bey vaktiyle. Doğru. Sen ya Allah Opaşa aşkına karşı kaybet. Hulki Bey, Allah bak Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Ben 11 yıl önce Allah'ın Hulki... adını andınız. O zaman susuyorum konu. Hayır savurla. Ben hayır tek cümle söyleyeceğim. Tek cümle söz sizde çünkü. Bakın 11 yıl önce söylediğim asla bu iktidarı kimse değiştiremez en az 10 yıl dedim ki en az 10 yılı geçtik 11. yıldayız şu anda. Bunun bir tek sebebi vardı. O seçimdeki 25'e 50 değil. Ya akıl var, nizam var. Bakıyorsun hitabet. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Konuşma, hitabet. Tip, duruş, karizma. Bakıyorsun. Ya bırakın tarafı, objektif birine, ikisini de tanımayan birine birer saat konuşturup Allah aşkına deyin ki bu arkadaş mı, bu beyefendi mi, bu beyefendi mi diye sorun. Ya açık ara olur. 100 kişiye sorun. Bir de uyduruyorlar diyorlar ki hayır bu CHP musunuz Cumhurbaşkanının performansına. Ha klasik 25 oyudur. Ya ne alakası var ya Ecevit gibi adam gelmiş 42'yi almış. Siz şu anda CHP'nin başına kimi koysanız 35 olurdu çoktan. Yani niye kişisel beceriksizliği ya da kifayetsizliği ya da yetersizliği çeşitli bahanelere sığdırıyorlar anlamıyorum ki ya bu ülkedeki akıl tutulmasına benim aklım ermiyor. Sizin eriyorsa buyurun. Kusura bakmayın lafınızı kestim. Erdoğan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarını beğeniyor musunuz diye sordum Hakan Bey'e. Ha, en azından ben şunu söylüyorum. Objektif bir bakışla. İki, iki beyefendiyi de tanımayan, hiç tanımayan 100 kişi getirin dünyadan. Türkçe bilen. Birer saat konuşsunlar. Konuşma, üslup, karizma, tarz, Belagat. Karşılık ikisi de bir saat konuşsun. 100 kişiden 98 tanesi bu beyefendi. 98'e 2 olur. Evet, şimdi <laughs> hal böyleyken 11 yıldır bunu niye diyorum görmüyor insanlar. Başka sebeplere bağlıyorlar. Ben benim söylediğim bu. Ya ben anladım. ya Hakan Bey çok özür dilerim Ulki Bey. <laughs> ya Hakan Bey bir de şöyle bir şey var ama hakikaten anlayamadığım bir şey. Ya şimdi tamam ee, diyelim ki hani Kemal Bey kendi beceremiyor, aday olamıyor bilmem ne. Ya Muharrem İnce dedi ki ya benim adaylığımda e, Halk TV arıyorlar ya bu adamı niye bu kadar öne çıkarıyorsunuz diye fırça yedim dedi. Evet. Şaban Sevinç demedim bunu. Evet. Halk TV'nin genel müdürü. Evet. Ya dediler ki Muharrem İnce ya sabah akşam Muharrem İnce sen de abarttın diye fırça yiyor. Evet. Ee, yine avukatı Mustafa Kemal Çiçek, CHP'nin avukatı ayrıldı şu anda Muharrem ile birlikte. Ya dedi ki Aslında. seçim akşamı ben Genel merkezdeydi Muharrem İnce CHP'nin önünden üstünde çıkınca <laughs> genel başkan yardımcıları böyle yıldık koltukta. Eyvah başımıza bela aldık diye. Aslında çok yaşıyor. Bir şey. Yani demeç verdi.